İYİ Parti Niğde Merkez İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı. Mavi Köşklüğün salonunda düzenlenen kongrede divan üyelerinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Olağan genel kurullarına katılan herkese teşekkür eden İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir, partilerinin kurulduğu günden beri ilçesi için çalıştıklarını dile getirdi. Partimizin 5. yılını kutladığımız bu günlerde ülkemizin bütün il ve ilçelerinde kongrelerimiz büyük bir heyecan ve coşkuyla yapılmaktadır. Bugün de sizlerle birlikte bu heyecanı Niğde'de yaşamaktayız. Kongremize gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Kongrelerimiz sizlerden aldığımız yeni bir güç, şevk ve heyecanla seçimden sonra gece gündüz demeden geçmişte yaptığımız gibi aralıksız olarak İYİ Parti'nin iktidar olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya sizlerle beraber gayret edeceğiz. İYİ Parti'nin birinci parti olması genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin başbakanı olması demektir. Sayın genel başkanımızın başbakan olması Türkiye'ye yeniden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, barışın ve huzurun gelmesi demektir. Meral Akşener hanımefendinin başbakan olması ülkemizde yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların ve israfın son bulması demektir. Ayrıca yapacağımız çalışmalar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmasını da sağlayacaktır. Buna mecburuz. Çünkü 20 yıldır kötü bir yönetimin altında ülkemiz her alanda zor durumlar yaşamaktadır. Ülkemizi iyiliğe çıkarmak zorundayız. Bu liyakatsız ve beceriksiz yönetim şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkemizin en güzel ve en kıymetli yerlerini, değerli kurumlarını, limanlarını, havaalanlarını, fabrikalarını, arazilerini ve Cumhuriyet'in bütün maddi manevi kazanımlarını yok pahasına elden çıkarmıştır. Hesapsız kitapsız büyük maliyetli işler sadece bizim sırtımızda değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın sırtında büyük bir yüktür. Biz projelere karşı değiliz, ancak ranta karşıyız. Milletimizin değerlerinin yandaşlara peşkeş çekilmesine karşıyız. Bu devran böyle gitmez ve gitmemeli. Tüm bunlar için, bu karanlık ortamdan kurtulmak için, güneşli günlere kavuşmak için tek tek hepimize, partimize, Millet İttifakı'nın paydaşlarına ve milletimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugüne kadar sizlerle güçlü ve zengin bir Türkiye için sizlerle beraber gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Değerli arkadaşlar, artık vakit iyilerin vakti. Artık vakit iktidar olma vakti. İYİ Parti iktidara hazır. Türk milletinden yetki bekliyor. Ufukta sandık görüldü. Sandıkla gelen sandıkla gider. Sayın Genel Başkanımız Başbakanlığa hazır. Sizlerden yetki bekliyor. Bugün burada yapılacak ilçe kongrelerimizi önce ülkemize, sonra Niğde'mize ve sizlere hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle hoş geldiniz, sefalar.